tarımsal kalkınma modellerine devam ediyoruz. Bu modellerden bir tanesi de yüksek ödemeli girdi modelidir. Bu yüksek ödemeli girdi modelinde koruma, kentsel endüstriyel etki ve yayılma modellerine dayalı politikalarının yetersizliği 1960'larda yeni bir bakış açısını ortaya çıkmasına neden olmuş. Bu bakış açısına göre geleneksel tarım sektörü ekonomik büyümenin verimli bir kaynağını dönüştürmede anahtar, yoksul ülkelerdeki mevcut çiftçilere yüksek ödemeli girdiler sağlayarak modern tarım yapmak üzere yatırımlar planlamaktadır. Yani bir yerde çiftçilere deniliyor ki, efendim bakın siz bunları, şunları, şunları kullanırsanız siz şöyle kazanırsınız, böyle kazanırsınız, şöyle uçarsınız, böyle kaçarsınız diyerek çiftçiler modern girdilerle tanıştırılıyor. 1960'lı yıllarda çiftçilere bol miktarda işte ne yapıyor? Alet, makina, yani endüstriyel ürünlerin ortaya çıkardığı tasarımlar çiftçilere satılıyor. Çiftçiler diyor ki, efendim ben bunu param yok diyor. Ben bu param yok, peki ben bunu nasıl alacağım? O da kolay diyorlar. Hemen tarımsal krediler diye bir kavram ortaya çıkıyor. Yani benim param yok, önemli değil param yoksa al sana kredi, al şu traktörü. İşte bunun tipik örneğini hemen çok rahatlıkla tarım fuarına hepiniz gitmişsinizdir. Tarım fuarına gittiğinizde rahatlıkla görüyorsunuz. Hemen ne yapıyorlar? İşte 1 milyon liraya traktör satın alıyor. Çiftçinin 1 milyon lirası var mı? Yok. Peki nasıl alıyor? İşte yüksek ödemeli girdi modelli sistemine göre ne yapıyorlar? Bu girdileri biz diyorlar sen yavaş yavaş sen çalışma. Çalışmana devam et. Biz bunun parasını senden alırız diyorlar ki alıyorlar. İşte bu bir yerde tarımın işte hemen 2000 yıllık Aristo hemen aklıma geliyor. O traktörleri satın alanları görünce Aristo aklıma geliyor arkadaşlar ne hikmetse. Aristo diyor ki gerçek üretim dersin birinci saatinde de söylemiştim. Gerçek üretim kaynağı tarımdır. Artık değer kazandıran, Fransız fizyokratları da aynısını söylüyor. Artık değer yaratan tek sektör tarımdır. Diğer sektörler tarımdan beslenen, yani şimdi bit diyeceğim, yanlış anlaşılacak, onlar biz gelişmesin mi diye bir kavram ortaya çıkıyor. Hayır, tarımın gelişmemesi diye bir söz konusu değil. Elbette gelişecek, elbette teknoloji gelişecek, uygulamalar gelişecek. Daha az insanlar tarımsal faaliyetleri daha az yorularak yapacaklar. Ancak bunlar tarımın söndürülmesine, tarımın borçlandırılmasına, tarımsal değerin çiftçinin refah seviyesine değil de başka sektörlere aktarılmasına yol açmamalıdır. Şimdi Tarım Bakanlığımız 17 milyar lira tarıma destek verdiğini, işte 20 milyara yakın, 17 milyar, 16 milyar, 15 milyar işte destek verdiğini söylüyor. Çiftçi diyor ki, bu diyor, madem bu kadar para geldi, böldüğünüzde diyor, bana diyor şu kadar para düşmesi gerekiyor. Ama diyor, bana bu kadar para düşmüyor. Şimdi çiftçi memnun değil. Devlet diyor ki ben diyor desteklenmesi için, çünkü tarım yılda bir defa ürün alabiliyorsunuz, topal bir sektördür. Dolayısıyla bu sektörün desteklenmesi gerekir. Hem herkes hemfikir, bütün dünya destekliyor, Türkiye'de desteklemesi gerekiyor. Devlet bundan memnun değil çünkü onun için ekstra bir bütçe, ekstra bir masraf yapıyor. Çiftçi memnun değil, devlet memnun değil, kimse memnun değil, peki kim memnun? Ya da şöyle diyelim, bu para nereye gidiyor? Bakın çok enteresan bir soru değil mi? İşte bu nedenle yüksek ödemeli girdi modelinin de bu tür böyle sıkıntıları bulunmaktadır. Uyarılmış yenilik modeli diye bir modelimiz var. Bu modelde de
yüksek ödemeli girdi modeli tarımsal kalkınmanın bir teorisi olarak tamamlanmamış, yani tanımlayamıyorsun ya da tamamlayamamışsın. Tipik olarak eğitim araştırma, piyasada ticareti yapılamayan kamu malları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu uyarılmış yenilik modelinde genellikle yayım faaliyetleri ortaya çıkmaktadır. Yayım faaliyetleri insanlara bunları çeşitli şekillerde gösteriyorsunuz. Bakın diyorsunuz, böyle yaparsanız böyle olur, böyle yaparsanız böyle olur. Böyle işte arazinizi işlerseniz, bilmem şöyle yaparsanız, böyle yaparsanız bunları böyle geliştirirsiniz diyor. Bununla ilgili çeşitli, yayımla ilgili çeşitli faaliyetler var. Bu konuyu bu uyarılmış yenilik modellerinde yayım derslerinde zaten detayıyla inceliyorsunuz, araştırıyorsunuz. Ancak şunu söylemekten geçemeyeceğim. Bir zamanlar Urfa Akçakale bölgesinde bir anket faaliyetleri yürütüyorduk. Anket faaliyetleri yürütürken orada biber son derece önemli bir Urfa bölgesinde biber önemli bir ürün, önemli bir tarımsal ürün, önemli bir önemi şuradan ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Urfalılar çok biber tüketiyor, acı biber tüketiyor, hemen her yemeklerinde tüketiyor ve biber güzel bir ürün, iyi bir ürün, getirisi iyi olan bir ürün. Çiftçinin bir tanesine arkadaşlarımız demişler ki, ya bakın siz tohumlarınızı fide yerine, fide biliyorsunuz biber, fideyle biber, domates gibi çeşitli sebzeler fide yöntemiyle yetiştiriliyor, fide yapılıyor, fideler şaşırtılıyor. Şaşırtılan fidelerden ürün elde ediliyor. Biz demişler, bakın siz orada Urfa bölgesinde ise geleneksel olarak tarlaya tohum ekiliyor. Normal diğer ürünlerde olduğu gibi o tohumların içinden çıkan biberlerden biber elde ediliyor. Fide kullanılmıyor. Oradaki yayım elemanları demişler ki, bakın siz bu fideleri fideyle yetiştirin. Daha hızlı yetiştirin. Daha çok biber yetiştirin. İşte şöyle dayanıklı, işte hastalıklara ağrı fideleri yetiştirin vesaire vesaire. Bir sürü avantajı var fideyle yetiştirmenin, tohumla yetiştirmeye göre. Oradan bir örnek çiftçi bulmuşlar. Çiftçiye tamam demişler, biz sana bedava fide sağlayacağız. Bir dene, gör, geleneksel olarak yaptığın işlerle karşılaştır. Çiftçiye götürüyorlar, çiftçi deniyor. Gerçekten de yayım elemanlarının dediği gibi inanılmaz zenginlikte, güçte, büyüklükte, verimlilikte biberler elde ediyor. Harika biberler elde ediyor. Biz çiftçinin sofrasına oturduk. Çiftçi getirdi biberleri övünerek. Harika, nefis, tek kelimeyle harika biberler. Ama bir sorun var. Şimdi diyeceksiniz ki sorun nerede hocam? Sorun, biberler tatlı arkadaşlar. Çiftçi diyor ki, ya diyor, bu biberleri inekler mi yiyecek diyor. Bu biberleri kim yiyecek diyor. Ben diyor, bu biberleri kime satacağım diyor. Adamın elinde kalmış biberler. Yani Urfa biberi bildiğiniz gibi acı olur. Tatlı biberi ne yapsın adam? Bu biber dediysem, yani şey, normal dolmalık biber. Orada acı dolmalık biber çok kullanılıyor arkadaşlar. Acı dolmalık biber. Dolayısıyla küçük bir yanlışlık, küçük bir hata. Bakın orada birçok insanı etkileyebiliyor. Oradaki elemanlar demişler, çok özür diliyoruz, biz yanlış yaptık, hatalı davrandık. Biz size acı biber getiremedik. İnşallah gelecek sene onun acısını getireceğiz. Bu çok acı biberi getireceğiz diyerekten çiftçiyle anlaşmışlar. Tabii böyle güzel bir anım da vardı. Bir diğer model, teknik yeterli yenilik modeli. Tarımda yenilik süreçleri 1960'lardan beri ekonomistler tarafından ilgiyle izlenmektedir. Çünkü tarım daha geleneksel bir yapıda kalmıştır. Tarım
diğer endüstriyel bölge, endüstriyel yapıdaki diğer endüstriler gibi çok incelenen, çok girdi çıktı ilişkileri üzerinde çok fazla durulan sektörlerden bir tanesi olmamıştır. Hala çok geleneksel yapıda tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. Çok ilkel koşullarda tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. Bunu çeşitli bölgelerde rahatlıkla görebiliyorsunuz. Göçerler var. Hala göçerler tarafından mesela hayvansal üretim yapılmaktadır. Tabii bunlar modern tarımsal faaliyetler biraz daha dışındadır. Geleneksel yapı tarımda çok fazladır. Geleneksel yapıya uygun olarak ürünler elde edilmektedir. Ancak bunun dışında Amerika gibi, Kanada gibi, Avustralya gibi bazı ülkelerde emeğin pahalı olması nedeniyle bu ülkelerde giderek makinalaşma, giderek her şeyin makinayla yapılması gibi bir yapı ortaya çıkmaktadır. Bu da teknolojiyi artırmakta, geniş alanlarda üretim yapılabilmeye, yapılmasına neden olmaktadır. Çünkü makinayla çok geniş alanları kullanabiliyorsunuz. Ancak makine kullanmadığınızda bu kadar geniş alanlarda üretim yapamıyorsunuz. Bunun da etkisi var. Tabii bu yapıda çiftçiler ciddi bir üretim, yani modern üretim olarak bu dünyaya bu servis edilmektedir. Modern üretim acaba çok üretim yapmak, bunu düşük verimlilikte olsa çok üretim yaparak dünyaya transfer etmek midir? Yoksa kendi ürettiği ürünü en azından kendine yeterliliği yüksek bir üretim mi tarımsal üretimde olmalıdır? Tartışılabilir. Bunu Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Teşkilatı da tartışıyor. Aile çiftçiliği diye bir kavram söz konusu. Bunun dışında aile çiftçiliğinin yanında Amerika'nın, Kanada'nın, Avustralya'nın, gelişmiş ülkelerin bazılarında olduğu gibi tam tersine bu böyle bir üretim değil, bu üretimin yerine modern girdiye dayalı üretim söz konusu diye bir üretim dayatılmaktadır. Bu üretimde acaba ne kadar işte tartışılabilir? Orada kişiler yok. Dolayısıyla tarımsal üretimde çok fazla iş gücü kullanılırken burada iş gücü yok. Tarımsal üretim çok çeşitliyken burada çeşitlilik yok. İşte biyoçeşitliliği yok eden, tarımda, kırsal alanda istihdamı yok eden bir yapı söz konusudur, tartışılır. Evet, kurumsal yenilikler var. Bir diğer kurumsal kurumlar var. Bildiğiniz gibi çeşitli şekillerde yapılan örgütlenmelerde de kurumlar ortaya çıkmaktadır. Kurumsal yenilik ve kurumsal performanstaki gelişmelere yönelik talepler var. İşte kurumun yaptığı işte yapılar, örgütsel yapılar, örgütlenme, bu tür yenilikler de tarımsal faaliyetleri etkileyen bir yapı var. Ancak her şeyden önce benim en çok üzerinde durduğum şu konu var. Sürdürülebilir tarım. Tarım sürdürülebilir bir tarım. İnsanoğlu tarımla iç içedir. Neden iç içedir? Çünkü ilk ihtiyaçlarından bir tanesi gıda ihtiyacıdır insanın. Nefes alan bir insanın öncelikle niye ihtiyacı vardır? Gıdaya ihtiyacı vardır değerli arkadaşlar. Bu nedenle insan sürdürülebilir bir şekilde tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, gıdanın temin edilmesi, gıdanın ortaya çıkarılması da önem kazanmaktadır. Tarım insanoğlunun ilk ekonomik faaliyetlerindendir. Hatta Hazreti Adem'in çiftçi olduğunu,
çiftçilikteki bir takım uygulamaların, yapıların Hazreti Adem Aleyhisselam tarafından öğretildiğini, yani çiftçiliği nasıl öğrendiniz, nasıl öğrenildi, toprağı ekmeği dikmeyi insanlar nasıl öğrendi? Bunu Hazreti Adem'den, çünkü peygamberlerin böyle bir özelliği var. Peygamberler belirli konularda yetenekleri olan kişilerdir. Her bir peygamberin belirli yetenekleri var, özellikleri var. Hazreti Adem de çiftçiliği öğretmiştir insanoğluna. Dolayısıyla insanlar çiftçiliği buradan öğrenmişlerdir ve çiftçilik insanın gıdasını sağlamaktadır. Sürdürülebilir tarımsal faaliyetler yürüttüğünüz anda çevreyi kirletmeden insan gıdasını sağlayabilen bir yapı ortaya çıkar. Sürdürülebilir kalkınma dediğimiz olay da işte bu sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin devamı sonrasında ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilirlik önemlidir. Bunu daha önceki derslerde de söylemiştim. Bakkala gidiyor ya da fırına gidiyorsunuz, ekmek almaya gidiyorsunuz. Fırında gittiğinizde ekmek olmazsa ne olur? Nasıl yok dersiniz, değil mi? Nasıl yok? Nasıl yok değil işte. Her gün orada ekmeğin hazır olması, ekmeğin hazırlatılması sürdürülebilirliği göstermektedir. Nitekim sürdürülebilir tarım çevreyi koruyan, çevreyle uyum içinde devam eden ve çevreyi de kullanarak elde edilen en güzel yapıdaki tarım, sürdürülebilir tarımı ortaya çıkarmaktadır. Bu bakımdan önemlidir. Bu sürdürülebilir tarımın bir diğer özelliği de kırsal kalkınma bakımındandır. Sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma ilişkisine değindiğinizde eğer insanları sürdürülebilir bir şekilde kırsal alanlarda tutabilirseniz işte kırsal kalkınmayı da sağlamışsınız demektir. Bu kırsal kalkınma da son derece önemlidir. Kırsal kalkınma dediğimiz yapının içinde insanların kırsal alanda mutlu ve mesut yaşamalarının sağlanmasıdır bir yerde. Kalkınma dediğiniz olay insanların çok parasının olması ya da çok lüks binalarda yaşaması demek değildir arkadaşlar. Her nefes aldığında daha iyi nefes alabilmesini, daha iyi yaşam koşullarına ulaşabilmesini sağlanması da kırsal kalkınmayı sağlamış demektir. Biz bazen kalkınmayı yanlış telaffuz ederiz. Büyümeyle, onun için büyümeyle kalkınma arasındaki farklılığı sizlere defalarca söyledim. Hatta bununla ilgili birçok sorular bile sordum. Büyümeyle kalkınma arasındaki ilişkiler var. Amaç büyütmek mi? Amaç kalkındırmak mı? Büyütmek, evet, büyütebilirsiniz. Ağaç da büyüyor. Bakın bu badem ağacı da büyümüş. Ancak badem ağacını toplasanız 2 kilo badem ya elde edersiniz ya elde etmezsiniz. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Yani büyütebilirsiniz ama meyve almak ikinci planda kalırsa o zaman büyüme sağlamış olursunuz. Nitekim birçok gelişmiş ülkede evet büyümüştür ama kalkınması tartışılır. Bugün en gelişmiş, en büyümüş ülke işte Kuveyt'tir, belki başka ülkelerdir. Kalkınmış mıdır? Kocaman bir soru işareti. Arap ülkelerinin birçoğunda kişi başına milli gelir çok yüksektir. Ancak hepsinde hiçbiri kalkınmış ülke değildir arkadaşlar. Kalkınma o nedenle farklı bir yapı arz etmektedir. Amaç sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıdır. Tabii bunun için de bir de sonuçta şunu söyleyebiliriz. Tarım sektörünün kalkınmadaki rolü değerlendirildiğinde en başta birinci sektör olarak insanoğlunun beslenmesine ilişkin işlevselliği akla gelmektedir. Sağlıklı ve yeterli beslenmesini sağlayamayan bir toplumun kalkınmasının da gerçekleşmesi mümkün değildir.
tarım sektörünün kalkınmadaki diğer bir önemli rolü de tarım dışı sektörlere ham madde ve emek faktörü sağlamasından gelmektedir. Tarım sektörü sadece insanların yeterli gelir kazanmasını, yeterli gelire kavuşmasını sağlamıyor. Aynı zamanda diğer sektörlere de hem iş gücü, ham madde, yani çeşitli endüstriyel girdiler sağlaması bakımından da önemlidir.